Merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çilek kesilifi anlatacağım bir takipçimin isteği üzerine. Şu şekilde göstereyim ben size. Böyle iki renk var elimde şu an. Şöyle kullanıyoruz, elimize takıyoruz. Bu çiçekte yapraklı yapımını anlatmayacağım çünkü diğer videolarımda anlatmıştım. Videoya etiket olarak hemen videonun altına bırakacağım. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Evet, videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. 5 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Zaten bütün liflerimi bu tığla yapıyorum. 5 numara. 1,50 milim. İpim de mavi olacak. Bu aslında bunu da anlatabilirim de çok parlıyor. O yüzden bundan bu mavi ipten anlatacağım. İlk önce arkadaşlar 7 tane zincir çekiyoruz. Şurayı ben biliyorsunuz izleyenler, beni takip edenler biliyor. 2 tane geçiyorum. Evet, şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde. Sonra bu baştaki zincirin içine giriyoruz. Halka yapıyoruz. Şu şekilde. Halkamızı oluşturduk. Halkamızın içine de 8 tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Şu ipi halkayla birlikte yürütebilirsiniz fıstıkları yaparken. Üçlü fıstık yapıyoruz, onu söylemedim. Üçlü fıstık yapıyorum. Siz de isterseniz dörtlü fıstık yapabilirsiniz. Ama nasıl olur bilmiyorum açıkçası. Ben yapmadım. 1, 2, 3, 8 tane fıstık dolduracağız halkamızın için arkadaşlar. Ben diğer fıstıkları yapıp veriyorum. 5. fıstıktayım şu an. Bir şey söylemeyi unuttum. O yüzden tamamen bitirmedim. Araya bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Fıstığı yaparken yani bitirince kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Kapattık. Bir zincir çektik. Yani siz isterseniz hani eliniz böyle sıkıysa iki zincir de çekebilirsiniz. Ben tek zincir çekmeyi tercih ediyorum. Yani iki zincir çekip de yapanlar var. 2, 4, 6, 8, 7.yi yapmışım. Şimdi 8.yi yapalım arkadaşlar. Orada da birleştirmeyi göstereyim. Bir zincir çektim. Buraya fıstığımızın başına batıyoruz. Şu şekilde. Şöyle çekiyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şu yan tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kapatın. Yandan göstereyim geçişi. Şekilde şu şekilde kapatın. İsterseniz tabii farklı şekilde de kapatabilirsiniz ama böyle daha düzgün duruyor. Bir zincir çekiyoruz. Buraya iki tane fıstık yapacağız. Bir tane üçlü fıstığımı yaptım. Bu kenar olacak. Kenara gelen yerler şu şuralar. Bir zincir çektim, iki zincir çektim. Bu kenara gelen yerlere iki zincir çekiyoruz. Eğer bu şu araları birer zincirden yapmıyorsanız İki zincirden yapıyorsunuz. O kenarlara 3 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 Bir zincir çektim. Bu boşluğu dolduruyoruz şimdi. Buraya bir fıstık. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Hep aralarda birer zincir, yanlardakinde iki zincir. Eğer araları iki zincir yaparsınız, yanları üç zincir yapın arkadaşlar. Daha çok oturur. Evet, kenara geldim yeniden. Pardon, gelmemişim.
3 tane yapacağız. Bir kenarı çıktık. Şu araya 3 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Evet. Bir kenar yaptık. 3 tane fıstık yaptık. Tekrar bir kenar daha yapacağız arkadaşlar. Yani kenar yaparken, kenar arttırma yaparken hem kenarlardan yaptırıyoruz arttırmayı. 2 tane fıstık da yapıyoruz. O fıstıkların arasında da 2 zincir çekiyoruz. Evet. Şimdi bu araları dolduruyoruz. Araya 3 tane fıstık denk gelecek. Gördüğünüz gibi şimdi burada. Bir zincir çektim araya. Kapattım, bir zincir çektim. Bu ikili yere geldik, kenara yani, arttırma yaptığımız yere. Zincirin başına batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sonra bu iki fıstığın arasına girip şu şekilde kapatıp zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya yine iki tane fıstık yapacağım. Bir tanesini yaptım. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç fıstığımı yaptım. Kapattım. Şimdi bir tane zincir çektim. Bu aralara hep bir tane. Kenarda iki tane zincir arkadaşlar. Şimdi diğer kenara geleceğim. Bir zincir çektim. Bir zincir. Çekerken kamerayı şey yaptım. Evet arkadaşlar, 3 taneydi. Şimdi 4 tane fıstığımız oldu arada, bu ikilinin arasında. Yine bir zincir çektim. Şimdi bu iki zincir şey fıstığın arasına yapıyoruz 2 tane fıstık daha. Şu şekilde. Bir, iki zincir çektim. Bir, iki, üç. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle. Şimdi buraya geldim. Aralarda hep birer fıstık yapıyoruz. Arttırma yerlerinde iki fıstık. Yani kenarlarımız oluyor oralar. Bir de şuraya gelince şu şekilde böyle bir karışıklık gibi gözüküyor. Burayı atlamayın arkadaşlar. Şuraya fıstık yapmayı unutmayın. Bir daha yeniden sökmeniz gerekebilir. Şöyle birleştirme yerinde karışıklık yapmayın diyorum ve birleştiriyorum. Evet. Zincir çektim. Sonra iki fıstığın arasına girip kaydırma tekniğiyle kapattım. Şu şekilde yeniden iki fıstık yapıyoruz. Bir zincir çektim. Araya iki zincir. Bir zincir çekip buraya giriyorum. Böyle. Aralarda birer zincir. Şunun içinde iki zincir arkadaşlar. Aralara iki zincir yaparsanız bu kenara üç zincirli yapabilirsiniz. Üç zincirli yapmanız lazım daha doğrusu.
kasabilir. Orası geniş olunca. Evet arkadaşlar, ben yapıp geleceğim. Ne kadar sıra yapacağımı söyleyeyim. Bir saniye şöyle bir odaklama yapalım. Şu yaptığımız 8 fıstığı saymadan yukarı doğru şu kenara kadar 17 tane sıra, 17 sıra yapacağız. 17 sırayı yaptıktan sonra eksiltmeye geleceğiz. Eksiltmeye göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eksiltme yerine geldim. Hatta ben şurayı bir şöyle çözeyim. Yeniden son yeri bir göstereyim. Bu 17. sıram arkadaşlar. 17. sıradayım. Araya bir zincir çekmiştik. Şu karıştırmayın dediğim yer. Şu şekilde. Şuraya bir fıstığımızı yapalım. Evet. Bir zincir çektik. Pardon, odaklama. Bakalım. Buradan kapatalım. Burayı kapattık. Bir zincir çektik. Buranın içine gireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Yani şu ikilinin değil, şu yaptığımız bir zincir olan yere, şu ikiye değil, geriye batacağız. Şu şekilde batalım. Şöyle yapalım. Bir tane de zincir çekelim hatta. Buraya bir fıstık yapalım. Şimdi bir fıstık. Bu arayı boş bırakıyoruz. Buraya batmıyoruz. Bu ikililerin arasına batmıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Pardon. Tabii ilkini de kapattık. Kapatmadık. Şöyle göstereyim yandan. Buraya fıstığı doldurdum. İkilinin başındakine. İkiliyi boş bırakıyorum. Fıstığımızı kapatmadan diğer yanına yapıyoruz ikilini. Sonra şu şekilde topluyoruz. Böyle oluyor. Normal bir zincir çekip diğerindeki gibi devam ediyor arkadaşlar. Aynen bir zincir. Aralar hep bir zincir. Bu şekilde. Ben diğer kenara geleyim. Burası çünkü çok uzun sürer. Ondan sonra anlatayım. Eksiltme yerine geldik yeniden. Evet, şuraya bir fıstık yapıyoruz. Kenar dediğim yerler eksiltme yeri, artırma yeri. Buraya fıstık yaptık. Bunu boş bırakıyoruz. Sonra burayı dolduruyoruz. Fıstığımızı kapatmadık gördüğünüz gibi. Başına doluyoruz. Burayı boş bırakıp bu yan tarafını dolduruyoruz arkadaşlar. Bir fıstık yapıyoruz. Bu iki fıstığımızı birden kapatıyoruz. Bu şekilde. Bir tane de zincir çekiyoruz. Aynen gerisi, aralar hep aynı, devam ediyor. Bir fıstık, bir zincir, bir fıstık, bir zincir. Bu ekleme yerine geliyorum. Ondan sonra anlatacağım gerisini. Eksiltme yerine geldim arkadaşlar. Şuraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Başına doluyorum. Bunun hemen yanındakini yapıyorum. Artık sadece biz şey, fıstığın başı var. Arasında şey yok. Kapatma şeklinde. Ters V şekline döndü yani. Şu şekilde topluyorum. Böyle oluyor. Yine diğer taraflara aynı, bir zincir çektim. Bir fıstık, bir zincir olarak gidiyor arkadaşlar. Böyle. Yeniden şuraya gelmeme gerek var mı? Aynen bir fıstık bir şekilde geleceğiz. Bunun başına batacağız. Aynı böyle dönüyor. Ama bu maviden hani eksiltmeye başladığım sıra da dahil maviden 4 sıra yapacağım arkadaşlar. 4 sırada yeşil yapacağım. Bu yeşil yerine kadar geleyim. Oradan gerisini anlatayım. Gerçi gerisi de aynı, fark etmiyor. Sadece eklemeyi göstereceğim, ip eklemesini. 4 mavi sırayı yaptım arkadaşlar. Şimdi yeşil eklemeye geldim. Ben şu şekilde ekliyorum. 2 zincir çekiyorum.
bu. Şurada. Bu iki şeyin birleştirdiğimiz yerin yanındakine yine aynı. Böyle. Fıstığımızı yapıyoruz. Böyle. Bu ipi içinde yürütebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynen bir fıstık bir fıstık gidiyoruz arkadaşlar. Arada bir fıstık. Burada birleştirme yerine geleceğim. 4 sıra yeşil yapacağım arkadaşlar. Oradan bitireceğim videoları. Videoyu bitireceğim daha doğrusu. Çiçek dediğim gibi bunların anlatımı vardı. Yaprağı anlatım, çiçeği anlatım. Ama şunu yapmayı göstereceğim yine. Tek fıstık yapmayı. 4 yeşili sıra yaptım. Ve şu şekilde bitiriyorum. Birleştirdim. Kopardım ve bitirdim. Şöyle azıcık kameramızı ayarlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi. Yapraklarımı bir önceki videomda sanırım onu da anlattım arkadaşlar. Bu lif için yapılan yaprağı anlattım daha doğrusu. Aynı ölçülerde. Orada anlattığım yaprak. Şu şekilde monte edeceksiniz. Tam ortasını bulursanız şuradan sayıp şu kenarlardan dikebilirsiniz. Şu ortasına yapılacak şeyi göstereyim. Fıstığı. Biraz uzun tutuyoruz şurasını. Bağlayacağız çünkü sonradan. Şu ortaya yapacağım fıstığı göstereceğim. Normal gerçi de. Yine de bir göstereyim ben. Normal bir şey yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Şu aradaki fıstığa takıyoruz. Fıstık yapıyoruz daha. Fıstık başlangıcını bilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız fıstık yapımı diye bir videom var. Oradan bakabilirsiniz. 4, 3 mü oldu? Konuşurken gitti sayısı. Bir saniye. 5-6 tane çekerseniz iyi olur. Yani 5'li 6'lı. Yuvarlağı kalın olursa daha güzel oluyor çünkü. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben beşli yapayım. Altılı falan da yapabilirsiniz. Daha kalın yapmak istiyorsanız yedili olabilir. Sıkıladım böyle. Şuraya da uzun bırakıyoruz. Şu ipe. Evet. Fıstığı bunun içine geçirmeyi göstereceğim. Şöyle. Kırmızı soktuk orada. Hemen karşısına gelen yerden de şuradan takalım. Şu şekilde. Tutturalım. Böyle. Böyle oldu. Onu da düğümlersek oluyor arkadaşlar. Bunları birbirine düğümleyelim. Bunları dikmesini yaparsınız. Çok kolay zaten. Dikiş biliyorsanız. Bilirsiniz. Bu tür işleri yapanlar genelde bilir zaten. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Videom böyleydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarımdan haberdar olmak için bildirim düğmesi var. Onu açın. O zaman diğer videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin. Eminim siz de çok güzel lifler yapacaksınız.
Görüşmek üzere.